Merhaba arkadaşlar. Konumuzun adı önerme. Önerme klasik mantığın en önemli konusu ve en temel konusu. Öncelikle önerme ne demek bakalım. Önerme bir yargı bildiren ya da bir hüküm bildiren doğru ya da yanlış bir doğruluk değerine sahip olan cümleler demektir. Önerme en az iki terimden oluşur ki biz bunlara özne ve yüklem deriz. Bu terimleri de birbirine bir bağ bağlar. Mantıktaki adı bunun önerme eklemidir. İnsan kırılgandır bir önerme. Şimdi yukarıda anlattığımız şeyleri burada test edelim. İnsan bu önermenin öznesi. Kırılgan bunun yüklemi dır da yani insanı ve kırılganı özneyi ve yüklemi birbirine bağlayan bir bağ yani önerme eklemi. Şimdi bir cümlenin önerme olabilmesi için dört tane koşul gerekli. Bu dört tane koşul olmazsa olmaz. Her birisi olmalı bir cümlenin önerme olması için. En az bir yargı bildirecek. Birden fazla yargı bildirebilir en az bir yargı bildirecek. En az iki terimden oluşacak özne ve yüklem olmak üzere. Terimleri birbirine bağlayan bir bağ yani önerme eklemi olacak ve bir doğruluk değerine sahip olacak. Yanlış olabilir, doğru olabilir. Yanlış olması onun doğruluk değerine sahip olmadığını göstermez. Bizim bir önermeye doğru ya da yanlış diyebilmemiz lazım önerme olabilmesi için. Şimdi çok önemli bir başlık. Hangi cümleler önerme değildir? Soru cümleleri önerme değildir. Saat kaç? Çünkü bir yargı bildirmez. Rica bildiren cümleler bir önerme değildir. Kapıyı açabilir misiniz? Buna doğru ya da yanlış diyemem. Dolayısıyla önerme olmaz. Emir cümleleri. Kitap oku. Bu bir önerme değildir. Yine doğru ya da yanlış bir değeri yoktur ve bir yargı bildirmez. İstek cümleleri. Keşke avukat olsaydım. Bir önerme değil. Çünkü keşke avukat olsaydım. Evet, doğru diye bir şey söyleyemem bunun karşılığında gereklilik bildiren cümleler, insan aç kalmamalı, sonucu olmayan ifadeler önerme değildir. 2 çarpı 2 bir önerme değildir çünkü yine buna doğru ya da yanlış diyemem. Tekrar şimdi şurada hatırlayalım. Burası önemli bir mevzu. O yüzden buraya da tekrar yazdık. En az bir yargı bildirecek. En az iki terimden oluşacak. Terimleri birbirine bağlayan bir bağ yani önerme ekleme olacak. Ve doğru ya da yanlış bir doğruluk değerine sahip olacak. Bir not. Matematiksel ya da kimyasal bir takım ifadeler de önermedir. Dedik ki 2 çarpı 2 bir önerme değildir ama 2 çarpı 2 eşittir 4 bir önermedir. Çünkü evet bir doğruluk değeri vardır. Birbirine bağlayan terimleri bir bağ vardır. En az iki terimden oluşmuştur ve bir yargısı vardır. Kimyasal ifadeler de bir önermedir. <laughs>